Selamünaleyküm beyler. Şimdi yükü almaya gideceğiz. Bu arada arkamdan. gel kaçma. Gel. Arkamda bir arkadaş var. Görülmek istemiyor kameraya. Çıkmadan önce bir trailere bakayım. Sıkıntı var mı yok mu diye. Her şey yolunda, bir aksilik yok. Şimdi gideceğiz, yükümüzü alacağız. Oradan Tennessee Nashville'e geçeceğiz. Yaklaşık olarak bir gün, 1,5 günlük bir yolumuz var. Alacağımız yük eskavatör. Ağır bir yük. Evet. Sıradaki yükümüz. Bunu Nashville'e götüreceğiz. Çok ağıra benzemiyor ama çok hafif de değil gibi. Bakalım nasıl götüreceğiz. Böyle bir alana geldik. Yükümüzü aldık. Permitlerimiz de geldi. Şimdi yavaş yavaş yola çıkacağız. Hazırladık. Bu köşelerde bayrak olmak zorunda. Ayrıca trailerin köşesinde de bayrak olmak zorunda. Herhalde bir 60 ton falan civarındayız. Az daha düşüyordum. Tabii emin değilim. Bir gidelim tartılalım. Sırılsıklam olduk terden. Biraz da yağmur yağıyor. Yolda görüşürüz. Ağırlığımızı ölçtük. Toplamda ağırlığımız 65 ton civarında. Çok yakın. Tam 65 değil ama çok yakın. Şöyle bir kontrol edeceğiz. Biraz yol geldik çünkü. Bir gevşeme var mı? Zincirlerde gevşeme var mı yok mu diye bir bakacağız. Sonra devam edeceğiz. Zincirlerimizi kontrol ettik. Şimdi bir bayrakları da kontrol edelim. Böyle çıkalım yola. Çok fazla ışık parlaması oluyor. Yolunda gibi her şey. Şimdi yola çıkacağız. Yük biraz değişik, sıkıntılı bir yüke benziyor. Ağırlığından hariç şu kenarlarının dışarı çıkması beni biraz korkutuyor işin açıkçası. Başka da bir şey yok. Iowa 80'e geldik. Burada bir şeyler bakacağız arabaya. Ufak ufak değişim başlıyor. Hazır durmuşken de bir zincirlerimizi kontrol ettik. Genel bir kontrol yaptık. Her şey yolunda mı diye. Bir baktık. Şöyle yükü de görün. Bu arada güneş de batıyor, güzel oluyor. Şu yarına istiyorlar. Verebilirsek iyi olur. Veremesek de yapacak bir şey yok. Saat gece 1:30 ve ben vites kolunu yeni bitirebildim.
Akşam 8'de başlamıştım. Anca bitti ama ben de bittim. Başımıza neler geldi neler anlatacağım. Şimdi size bu vites topuzunu ve alt taraftaki krom parçayı nasıl değiştirdiğimi anlatacağım. Eğer ki siz değiştirmeyi düşünüyorsanız benim yaptığım hataya düşmeyin diye anlatacağım. Dikkat edin. Şimdi önceki vites topuzu böyleydi. Bunun şu üst kapağını çıkarıyoruz. Şöyle arka tarafından bastırarak düz tornavidayla bunu çıkarıyoruz. Çıkardıktan sonra içinde iki tane vida yeri var. Bak görüyorsunuz. Biri aşağıda, biri de üstte tam çaprazında. Bunları açmayın. Bunları açmayın çünkü sonra macera yaşarsınız. İlk önce bu önceki shifter'ın, tamam bu önceki shifter, mecbur kaldım bunu almaya. Ya ama tabii siz eğer ki bu düğmeyle bu düğmeyi de değiştirmek istiyorsanız mecbur böyle bir shifter alırsınız. Ama böyle eskisi gibi renkli kalsın istiyorsanız eskiyi kullanabilirsiniz. Şimdi iş şurada. Normalde önceki topuz buranın üstüne geliyor, tamam mı? Ben bunu aldım. Değiştirmeyecektim bunu ama yanlış değiştirdiğim için, bir hata yaptığım için parçaları kaybettim. Şimdi bu üst kapağı, şuradan devam edeyim. Şurada bir parça var, tamam mı? Şurada bir parça var. Şu üst kapak. Bunu açmayın. İlk önce aşağıdan gelen hava hortumlarını çıkarın. Tabii bunun bir de 10-12 inçlik bir ek parçası var. Ben buraya bir ek yapmışım. Bu parça normalde bu vites kolu bu kadar uzun değil. Ben buraya araya bir ek koymuşum. Oradan bu kadar uzatmışım. Siz o hava hortumlarını açayım şöyle ya. Bak buradan ek yapmışım. Görüyorsunuz. Hava buradan ek oluyor. Bu parçaları da almanız lazım. Eğer ki 13 vites ise herhalde 3 hortum olur. 3 hava hortumu olur. 18'lerde de 3 hava hortumu oluyor. Ama 9 vites falansa galiba 2 hava hortumu oluyor. Aynen. Sonra şunun şurasında bir siyah parçanın, önceki vites topuzun şurasında ve yine aynı şekilde arka tarafında şurada vida var. Onları açın. Bunu aşağı itin. Ondan sonra hava hortumları alttan takılıyor. Onları çıkarın. İlk önce. Onları çıkardıktan sonra şunu, bakın bunun altı vidalı. Tamam mı? Bunu ayarlı şeyle, ne İngiliz anahtarı mı diyorlar? İngiliz anahtarıyla bunu sökün, gevşetin. Çıkarın bunu yerinden. Tamam mı? En son şu parçayı üst vidalarını açtıktan sonra, bakın şurada iki tane vidası var. Siyah parçanın içinde de bu iki tane vida var. Bunlar, bu vidaları gevşettikten sonra bunu düz bir yerde hiç oynatmadan, kımıldatmadan çıkarmanız lazım. Yani şunun, şu shift twister'ın sağlam kalması lazım. Yani oynamaması lazım. Çünkü ben ilk önce havayı sökmeden bunu açtım. Bütün yaylar, maylar, küçük bilyeler falan hep etrafa saçıldı. Gece yarısı. Sonra geri toparlayamadım, bulamadım bütün malzemeleri. Mecbur bir tane şundan aldım. Siz de işte açarken çok yavaş, ilk önce havaları falan sökün. Bunu yerinden çıkarın. Çünkü bütün iş burada bitiyor. Bunu yerinden çıkarın. Ondan sonra bu üst kapağı, adaptörü çıkarırken yavaşça, yani şu oynamadan, yerinden çıkmadan, fırlamadan şunu üstten çıkarın. Zaten zor bir şey değil. Çekince geliyor. Çıkardıktan sonra şu oluyor ya üstünde. Bunu çıkaracaksınız. Bunu çıkardıktan sonra şu adaptörü takın. Bu adaptörü, bu krom olanını takın. İyice sıkın. Tamam. Ondan sonrası kolay. Tekrar bunu yerine takın. İyice bir, bunun altta böyle şunun gibi bir tane vidası var. Bunun içinde. O vidayı şu düz duracak şekilde ayarlayın. Şöyle düz duracak şekilde ayarlayın. Ondan sonra havayı takın. Şu alt kromu takın. Bütün malzemeleri taktıktan sonra üste koyduğunuz şu aldığınız topuzu koyarsınız. Bende bir tane daha var. Onu da göstereyim size. Bir de bu var. Bakın şöyle. Aynısının sarısı. Ben bir arabanın renginde olsun istedim. Bir de böyle. Hangisi daha çok kendini gösterirse onu kullanacağım. Ara ara. Ama ikisi de güzel. İkisini de beğendim. O yüzden ikisini de aldım. Şimdi bunu alırken içinde şu vida geliyor. İçinden geliyor. O yüzden
sıkıntılı değil. 100 dolar falan civarında. Ucuz bir şey de değil. Ama dediğim gibi şu üst kapağı çıkarırken çok dikkatli olun. Yoksa benim gibi sıkıntı yaşarsınız. Ben gece yarısı orada ne kadar mekanik varsa hepsine gittim. Hiçbiri yapamayız dedi. Bizde yok dedi. O yüzden gittim tekrardan bunu aldım. Almam da iyi oldu. Şu iki tane düğme de krom geldi. Kendim taktım. Tabii bunu alıyorsunuz. Bu üzerinde şeyle gelmiyor. Hava hortumların girişiyle gelmiyor. Yani normalde şuralarda hava hortumu oluyor. Mesela bunun burada bir girişi var. Sağda iki tane girişi var. Hava hortumlarının eskisinden çıkarıp buna taktım. Şu öncekinden çıkarıp buna taktım. Ondan sonraki çalışabildi. Tabii ben takarken de pek emin değildim yine patlarız diye ama çok şükür bir şey olmadı. Şimdilik kullanıyoruz. Bunu da götüreceğim servise. O 1-2 yayı uçtu bulamadım. Geceydi bir de. Kim bilir nereye gitti. Bunu da götürüp servise o parçaları tamamlattıracağım. Ya satarım ya kullanırım. Bir şekil yaparım. Come on, baby.
got this thing got a seat heater on it. I can't turn it off. Evet, nasıl düşecek izliyoruz. Düzeltti. Bendeyken kaydı yolda ama ben öyle getirdim. Hiç durup düzeltmeden. Şimdi bak ön havaya kalkacak. Ya biliyorum ben bunun olacağını. Çünkü bu büyük eskavatör, arkası çok ağır. Evet, yükü verdik. Şimdi gidelim. Bir arabamızı yıkayalım. Pazartesiye hazırlık yapalım. Şu gelen var ya, onu bir abla sürüyor. Helal olsun ablaya. Abla sürüyor, helal olsun. Ekmeğinin peşinde. Okey, çıkıyoruz. Hazır mı herkes? Yerini aldı mı herkes? Evet. Herkes yerini almış. O zaman hadi çıkalım. Biraz çamurlu yer ama yapacak bir şey yok babuli. Aha. Tam da çamura battık. Come on man. Come on, bitch. Buradan bir çıkalım. Allah Allah, araba gitmiyor. Jesus. Bu da bir ablaymış. Bunu süren de bir abla. Vay be, burada harfiyat kamyonlarını hep ablalar sürüyor. Bak, diğer abla gitti orada yüklemeye. Vallahi helal olsun. Evet gençler. İşimizi bitirdik. Kağıt kürek işlerini de hallettik. Yükü de bitirdik. Şimdi bir yıkamacıya gidiyoruz. Oradan da trailer servisine, Dorse servisine uğrayacağız. Bir iki hava kaçırma var araba Dorse'de. Onları yaptıracağız. Ondan sonra da yeni yükte tekrar görüşeceğiz inşallah. Dikkat edin kendinize. Allah'a emanet olun. Yine görüşürüz.